jürinin yarıdan fazlası kadın olan... Bak şimdi Tamer Karadağlı'nın benim koptuğum yerler de buralar bak. Görüntü veriyor. Sürekli görüntü veriyor bak. Bir jüri ekibi değil mi? İçin bak bak mimikler var. Üzüntü verici oldum. Bu salonda film yapmayı çok iyi bilen şahane kadınlar var biliyorum. Umarım bir araya gelirsiniz. Umarım seneye 10'da 7 kadın filmi olur demek istiyorum. Bak buradan başlıyor pozitif ayrımcılık. Bak burada şeye bakın. Şimdi Tamer pozitif ayrımcılık değil mi içeri? Pozitif ayrımcılık değil abi. Aa, kötü etkileniyorum birini döveceğim normalde şiddet bağımlısı değilim. Bak bak şeye bakın. Tamer Karadağlı'nın yüz mimiklerine dikkat edin bak. Bütün hikayeyi yalın bir oyunculukla üstlenmesi nedeniyle Nihal Yalçın, Zuhal filmi. Nihal Yalçın geliyor efendim. En iyi kadın oyuncu Zuhal filmindeki rolüyle Nihal Yalçın. Ya ne olmuş biraz pozitif ayrımcılık olsa be? Allah Allah. Yalçın. Olacak tabii böyle bir ülkede yaşıyorsun. Bak al hepsi senin olsun diyor. Bak derde bak ama. Derdini sikim kanka. Ben o anlamda mı diyorum? Manyak ya. Alkışlarınızla Nihal Yalçın. Bak olaya bak. Burada durdurmak gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü normalde bu ödül ben çok aldığım için anlatayım. Hep bu tarz ödüller almışlığım vardır geçmişte. Normalde burada çıktıktan sonra ilk ödül alınır ya sonra konuşma yapılır. Ama bu hanımefendi de şimdi heyecandan olabilir vesaire başka bir şeyden olabilir. Ya olabilir ya. Yılın yalancısı ödülü mü? Onu artık bu sene bana vermezlerse sikeyim ya. Bu sene buna kastım çünkü. Ben bu sene bu ödüle oynadım yani anladın mı? Nasıl alamıyorum hala bilmiyorum ya. Kimse yetkilisi onu ersin bana hemen. Bu hanımefendiyi tanıyor muydun içeri? Bundan önce tanıyor muydun? Bu hanımefendi oyuncu. Simayen biliyordum. Çok detay, özel hayatlarını zaten bilmem ben. Tamam. Ama sana da şunu ayıktırırım Gugu. Bu ödülü önce aldı, sonra sen bu hanımefendiyi tanıdın. Yani tanımadan önce bir olay yarattıktan sonra bir ödül almadı yani anladın mı? Yok, hayır burada demiyorum. Az sonra söyleyeceğim neden bu soruyu sorduğumu. İyi geceler. Bak veremedi ödülü. Gerçekten yarı yolda vazgeçti. Bak bak surata bak. Çok uzun. Kutlu ayakkabı zor. Çok teşekkür ediyorum. Ben filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Çünkü bir festival... Oğlum bu nasıl bir... Bu nasıl pozlanma lan? Çok iyi. Seyircisinin ya da jürisinin çok alışkın olduğu bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki... güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle çünkü çok az kadın hikayesi vardı. O yüzden ben de buradaki tüm yönetmenlerden, film yapımcılarından... Mesela Mete şu ana kadar ne konuştuğumuzu anlayabildim mi? Niye o ben salak mıyım? Mete şu an anladım. Ben salak mıyım yani? Ne alaka şimdi? O anlamda demedim mi Mete'cim? Light Mete. Hayır anlayabildim mi? Mevzuyu anladım. Allah Allah ya. Kakası olabilir mi diye. Muhtemelen çişi falan geldi. Adamın orada durma yani çişim işi geldi. Hani vereyim de gideyim diye. Ama olay uzayınca şimdi adamın orada ne yapsın? Pozlamaya girdi. Erkek oynamak istiyorum. Bana bir erkek rolü yazılsın istiyorum demek istiyorum. Ve... Çok komik. Umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Çünkü pek başka bir yolu yok gibi görünüyor. Öncelikle jüriye çok teşekkür ediyorum. Sonra Muhittin Böceği'ye çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl bir... Bu müthiş bir reklam algısı gerçekten. Muhittin Bey, biz artık günaydın demeyi bıraktık Muhittin Böcek. Baba siz burada daha neye kuruldunuz? Daha bir şey yok, neye kuruldunuz burada? Kafayı yemişler ya. Dedik birbirimize. İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik.
Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Son bak bak arkaya bak. Yangınlardaki çabanızı da gördük. Ayrıca onun için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz biliyoruz çok zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle pandemi. Benim için çok kıymetliydi bu kadar uzun zaman sonra yaptığım işin görülmesi ve sektörden bir sürü arkadaşımla yan yana olmak, sohbet edebilmek. Bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işinizin hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. İşimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden tüm film ekibine çok... Haluk Baba'nın sağa sola böyle poz vermesine ben koptum. Teşekkür ya. Ediyorum. Biz gerçekten oldukça yoğun kadınla birlikte çektik filmi işin her alanında. Bence o yüzden de çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. O yüzden Nazlı Elif Durlu'ya, yönetmenime, bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştık. Olay burada. Kuku. Dur. Buradan sonrasına başlayın. Bak ne diyor, ilk lafı ne? Bana artık kim verdi ödülü? Dur. Sus mu dedi? Durdum. Kim verdi ödülü? Tamam. Sus mu dedi yani. Ne var burada? Ya o, ilk Tamer Karadağlı geldi sahneye. Bilmiyor musun kimin verdi? Yani bildiğin böyle salağa yatıyor. Ya kim yani verdi ödülü? Niye verdiniz? Sus dercesine mi verdiniz diyor. Evet, sus dercesine mi verdiniz şurada diyor. Şurada 2 saattir konuşuyor hanımefendi. Bir tane çocuklar duymasından bahsetmedi. Bir tane demedi ki Türk televizyonlarının gururu çocuklar duyması, taş vurun erkeği demedi. Anladın mı? Dediniz. Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? Şadir ödülünüzle birlikte konuşun tamam, ya. Kaldırın böyle ve tüm çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal filmi ekibine sonsuz teşekkürler. Ben de bir kez bak böyle yapıyor. Aman abi bana bana ödülü Erdinan hayatını anladınız ki. Daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ne var ki bunda? Kadına kurulacak ne var ki bunda? Onu anlayamadım Gugu. Seni de anlamak istiyorum yani. Bu kafayı da anlamak istiyorum. Ben ya gelmişim bak ödülünü kadına, al. Ödülünü al ama bak bu tarz olaylarda zaten bak bunlar yılda bir defa oluyor. Yani bu tarz oyuncuların, bu tarz hayır, kadınların ve erkeklerin. Bak bunun amacı bunun... arkada bekletip laf sokmak Tamer Karadağlı'ya. Ya sen Tamer Karadağlı kim? Amcan mı senin? Kim Tamer Karadağlı? Şey işte taş vurun erkeği. Ya sen RP mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben ya. Onunla büyüdüm ben. Baba. Troll mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Troll mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Anlamadım ki. Tamam bak. Ya burada sen haklı mı diyorsun? Benim kadın düşüncem şu bak. Ben olayı yorumlayayım. Bak şimdi. Buraya ilk geldiği zaman. Burada. Tamam mı bak. Olay şurada. Bir dakika. Bak kadın sahneye çıkıyor ya. Tamam. Önce sahnedekilerle. Bak, ama şöyle bir şey var. Mikrofonun sağından çıkıyor kadın. Tamer Karadağlı solda, tamam mı? Ya bir iki adım atmaz mısın kardeşim? Bu neyin egosu ya? Ödül vereceksin ya. Buyurun efendim diye götürmen gerekmez mi ödülü? Asıl ödül alan kişi sahneye geliyor, anladın mı? Şu an olay o yani. Sahnedeki kişi bu yani, bu kadın. Yani sen orada dikilirsen abi böyle, anladın mı? Kadında mikrofon... Oscar'da bile adam ayağını almaya gidiyor, öyle bir şey var mı? Tamam da kardeşim burada bak ama şöyle düşünüyorsunuz. Şimdi yarın bir gün ben bir ödül alsam, heyecandan amına koyayım ne konuşacağımı bilmiyorum, toparlamaya çalışacağım kafamda. Ya bu kolay bir şey değil ki. Heyecandanmış olamaz mı? İnsan değil miyiz oğlum hepimiz? Bu adam kaç yıllık oyuncu zaten. Bu birazcık bu toprağı yemiş bir adam yani, anladın mı? Bu sahnenin tozunu tam yutmuş bir adam yani. Birazcık bir hani bu konularda ya heyecanlanabiliriz abi ya, bu kadar büyük bir şey değil ki. Bence de önce ödülü alması lazımdı. Çünkü ödülü aldıktan sonra zaten Tamer Karadağlı iniyor zaten oradan aşağıya. Ödülü vermeye gelmiş. Alacak, inecek abi. Ondan sonra konuşmasın. Yani doğru olan bu. Yani Tamer Karadağlı'yı seversin veya sevmezsin veya kadını seversin veya sevmezsin. Ama
Bu kadar acımasız veya bu kadar iki tarafı da şey yapacak bir durum yok burada yani. Bence kadın önce ödül almalıydı. Sonra konuşmasını yapmalıydı yani. Don, niye kırmızı atlıyorsunuz? Abi olabilir. Heyecanlanmış olamaz mı bunu? Sence Gugu bunu hesaplayarak mı çıktı sahneye diyorsun yani? Evet, Bu da biraz kötü düşünce işte birazcık. Tamer Karadalı oyununa düşmüş. Kadının oyununa düşmüş. Çağrı, sana bir soru soracağım. Ödülü veren sensin, tamam mı? İleride sen Twitch'te çok izlenen biri olmuşsun. 50 bin Mete falan ödülü izleniyorsun. veriyor. Yarak daha ne Hayır, yapayım Mete ya, Lüçük çok değil. izlenen biri. Bir tane kadına ödül veriyorsun, tamam mı? Elinde ödül. Tamam. Kadın geliyor. Ya, ne? Bitti o, bitti artık. Çekme ya. Ya bir sus be. Sizinle zor gerçekten, bak münakaşa da zor amına koyayım. Evet. Kadın geliyor sana, yüzüne bakmadan direkt mikrofona gidiyor. Altın Hamsi ödülünü Son mü dur. veriyorum? Evet, sonra diyor ki kadın sürekli, İşte bu çok izlenen yayıncılar Twitch'te sürekli cinsel şaka yapıyor. Sürekli orasını burasını koyuyorlar. Hiç kadınlara önem vermiyorlar. Artık hep kadınlar olsun. Yeter artık. Böyle 10 dakika konuşuyor, sen de arkada dikiliyorsun öyle. Mimik Ne yapıyor ama yaparsın? Çağır abi. Ben de böyle mi yapıyorum? Aynen, ama full sana laf çakıyor böyle. Bu katman matman böyle bunları bırakın artık bana mı diyor. Aynen. Neymiş katmanmış. O ödülü var ya, Fırat seyirciye atarım amına koyayım. Keşke erkek yayıncı olsaydım. Bir dahaki ödülün inşa erkek yayıncı olurum. Yani bilmiyorum abi, sen biraz olaya kurulmuşsun gibi, sen ekstra arka planın olduğunu düşünmüşsün de, bu ödülün Evet, kimin alacağı düşünüyorum. belli değil ki, bu ödülün buraya açıklan burada açıklanıyor, burada çıkıyorsun, anlık heyecan olabilir. Ben böyle bir ödül töreninde ödül alsam ben de heyecanlanırım. Şimdi o kadar yayıncı dizdirmişler, anladın mı? Diyorlar ki yılın en erkeği ödülünü bir de verdiklerini düşün, anladın mı? Yani en erkek ödülünü veriyorlar mesela. Geçen senelerde mesela yılın erkek ödülüne ben layık olamadım. Niye? Testosteron seviyem düşük çıktı amına. Niye ben geçtiğimiz senelerde erkek ödülüne, yılın Çünkü erkeği erkek ödülüne değilsin. aday olamıyorum? Çünkü onu ne yapıyorlar? Bütün yayıncıların testosteron hormonlarına bakıyorlar abi. Kim kadın, kim erkek? O ölçülüyor. Yüzdesine göre adaylar belirleniyor, anladın mı? Benim geçen senelerde biraz böyleydim yani, herkes bilen bilir yani zaten. Hormon tedavisi aldım, şey yaptım. Şimdi bu sene inşallah yılın erkek. Ama yani en taşaklı erkek. Ne diyorsun Çağrı ya? Bak herkes de sustu dinliyor. Allah Allah. Tamam, en erkek sensin Çağrı. Alkışlarınızla Nihal Yalçın. Evet, Başa döndük. burada önce ödülü alması gerekiyordu. Yani ama ben yine de ödülü arada Yorumlara vermesi falan baksana, filan. yorumlarda ne var? Merak ettim. Tamer Karadağlı'nın mimikleri asıl ödülü hak ediyor. Alttaki senin dediğini yazmış galiba. Ne? Bence ödülü Ödülü önce önce. alması gerekiyor. Bu her ödül töreninde yazılı olmayan bir kuraldır. Ben de böyle düşünüyorum. Tabii ki. Ama ayakta da 3-5 dakika dikili verse canım. Ne olmuş yani? Bundan dolayı da ben, triplere girmenin bir anlamı yok. Belki Tamer Karadağlı doğrudan ödülünü al, ödülüm falan filan diyor ya, orada ödülünü al gibisinden de demiş olabilir. Bilmiyoruz ki aralarındaki gerginliği. Çağrı, yine totale oynadın. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Orada o sahnenin kurulumunda kaç kişinin emeği var? Senin haberin var mı? Sen buradan eleştiriyorsun bunu. Yeter be. Orada kaç çalışanın emeği var? Allah Allah. Tamer Karadağlı açısından bakarsak Tamer haklı. Ama kadın açısından bakarsak... Allah'ım. Geçelim, habere geçelim o zaman. Habere geçelim. Geçelim. Köşem kalmadı. Yok oğlum, köşeyle alakası yok. Ben şimdi ilk şeyi gördüm. Tamer Karadağlı ödülü veriyor direkt böyle falan, onu gördüm. Ya dedim bu ayıp olmuş yani birazcık. Kadın bir konuşmasını bitirsin madem ödülü almadı. Aynen, ilk Ama bakınca öyle genel gözüküyor. olarak baktığın zaman da kadın da önce ödüle gitmesi gerekiyordu falan filan. Olabilir abi, heyecan olabilir, şey olabilir yani, bu kadar kötü niyetli olmamıza gerek yok yani. Köşesizlikle de böyle güzel. Yani burada köşeli dursam ne olur, ne ki ya? Bunun köşesi neresinde yani, anladın mı? Ya neyin köşesi amına koyayım? Kim ne yapıyorsa yapsın amına koyayım ya. Bunun köşelilikle ne alakası var yani bunun? Hani ödül töreni ya. Bu kadar kasılacak bir durum değil ki yani. Dünya meselesi de değil artık ayrıca yani.
Altın Portakal ödülü yani. Ödülü küçümsemiyorum ama çünkü yapımcılarına çok selamlar olsun. Bak bak ya. Ödül bir organizasyon. Hangi bayrağa selam duruyorsun? Hangi bayrağa selam verdiği belli değil amına koyayım. Çağrı çember gün mü? Bak sikerim belanızı ha. Ne çember amına koyayım. Mete sana bir soru o zaman. Çemberin iç açıları kaç derecedir? 53. Kodumun çemberi seni. Tam bir çember. Aa, haber. Platformu olan Twitch içerisinde bazı kısıtlamaların olmaması nedeniyle küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Çünkü yayın sırasında küfür etmek, hakaret etmek, sigara ve alkol içmek yasak değil. Peki Twitch nasıl bir platform? Gençler ve çocuklar için neden tehlikeli? İşte detaylar. Ne sigara ya? Kaç sene öncesi ya. Patladım amını zikim ya. Bunu duyarlarsa tabii. Bak yani bu ama bak abi, bir şey söyleyeyim çok mi? Çok eski ya. Bu birazcık bel altı bir haber olmuş ya harbiden. Nedenini de söyleyeyim. Bu arkadaşlar Levo'nun geçen gün katıldığı televizyon programı neydi? Tele 1 miydi? TV 1 miydi? Neydi? Oradan sonra işte o programdan sonra muhtemelen yapılan bir haber. Tele 1. Tele 1 ve Levo'nun görüntüsü yani yıllar yıllar önceki Levo'nun rage görüntüsü koyulmuş yani anladın mı? İşte bunlar asıl köşe ise bunlar da köşeli durun arkadaşlar yani anladın mı? Kimse kimseyi işte televizyonda bilmem nerede ya internettesin amına koyayım ya anladın mı? Alkol yasağı, sigara yasağı tabii ki yani. Bu kanala girişte ne diyor? Artı 18 diyor anladın mı zaten benim kanalıma girdiğin zaman. Kabul edersen içeri girebiliyorsun, izliyorsun. Bu saatten sonra internet önünde gelmiş yıl 2021-2022'ye gelmişiz. Bu saatten sonra ben seni tek tek bilemem ki abi kime chatte şu an kim var kim yok bilemiyorum ki hangi. Ben elimden geldiği kadar genele konuşmaya çalışıyorum ama bunun bir tık ötesi de biraz ailede biter abi. Almayacaksın öyle tabletleri vermeyeceksin çoluk çocuğun eline. Ben yeğenime aldım mesela tablet. Ama ne yapıyor? YouTube'da çocuk YouTube Kids izliyor mesela o da. Ya onları vereceksin. Ebeveyn kontrolüyle olur. Yoksa internetten uzaklaştırmak mümkün mü ya? Porno sitelerini kapattılar amına koyayım. Niye? Küçükken biz porno izlerdik. Şimdi bu çocuk porno izlemesinde ne yapsın? Anladın mı? Ya bu çocuğun olayı bu yani anladın mı? Ergenlik çağına girmiş bu çocuk izleyecek ya bunu öyle veya böyle yani anladın mı? Ama ne yapacak? Bu sefer VPN indirecek. Bu sefer başka şeyini yapacak. Başka bir yöntem bulacak. Anladın mı? Açın abi bunları yani bu internetten kontrollü olduktan sonra her şey olsun. Seçim sana kalsın yani. Bakalım ama habere bakalım. Ne alkole ne de küfüre kısıtlama uygulanıyor. Canlı yayın platformu Twitch çocukların psikolojisini bozuyor. Sonuçta sigara ve alkol kötü bir şey. Bunun psikolojisini... Vallahi ben bozmadım bunun psikolojisini. Bu çocuğu tamam mı? Ferit'ten banlandı bu geçen haftalarda. Hemen bak gitmiş hemen ötmüş. Baba bu adamın psikolojisini ben nasıl bozayım buradan oturduğum yerden? Al tamam söndürüyorum ya. Bizim yayınlarda zaten öyle aşırı küfür, aşırı alkol. Allah affetsin olmuyor ki. Aşırı küfür olmuyor ki bizde. Seksüel tansiyon var bu yayınlarda genellikle. Samet alkolik değil oğlum. Samet'in kafa yapısı öyle. IQ olayı o. Şey, bunu herkes biliyor. Çocuklar o yayıncılara idol alıyor. İdol aldığı için de kendilerine zarar veriyorlar. Bizim zamanımızda Sine 5 vardı amına koyayım. Erotik içerik vardı. Ben küçüktüm. Karıncalı içeriye geçtikleri zaman böyle karınca izlerdim yani. Ne oluyor orada diye amına koyayım. Anladın mı? Bu mu olsun yani? Ne var oğlum? Kim? Sana demiyorum ya bu çocuğun dediğine dedim. Ne demiş ki? Bir şey değil yani. Sonuçta burada bir filtreleme yok, ya da işte ne bileyim işte madde idol alıp şey yapaymış. Bizi ya almasın abi yapayım. İdol niye idol oluyor ya? Kendine zarar veriymiş. Ulan biz ne yapıyoruz ki? İdol almak diye bir kelime yok zaten. Örnek almaktır o idol, idol almak değil. İlla idol arıyorsanız gidin Michael şeydi neydi lan Michael? Nasıl erkek olunur videosu vardı ya. Erkek gibi erkek olmak ama öyle normal erkek Mete gibi falan ben falan değil yani. Ya gerçekten erkek olacaksan onu idol al abi. İdol. Michael kimdi lan senin idolün? Gugu. Lucifer. Ha Lucifer. Gidin onu idol alın oğlum. Bizim ne idollüğümüz var?
sağlığına karşı alkol, sigara ve benzeri direkt olarak burada paylaşıldığından ötürü ister istemez bir ilgi duymaya başlıyorlar. Ne yapalım abi? Televizyondaki siyasetleri mi ideal alalım? Ne yapalım? Oradaki yalanları mı ideal alalım? Ne yapalım yani? Peki dünyanın en büyük canlı yayın platformu olan bak video blurlu noktaya bak. Herkes özgürlük altında. Nereye blurlamışlar? Hakaret ediyor. Bir kısıtlama getirsem bile farklı bir şekilde gene girecekler yani. Dünyanın en büyük canlı yayın platformu olan Twitch aynı TikTok gibi çocukları kötü etkiliyor. Çünkü bu platformda bazı kısıtlamalar yok. Şöyle ki alkol, sigara, küfür, hakaret ve şiddet içerikli bazı zararlı içerikler bulunduruyor. Twitch şu an zararlı. TikTok'tan çok daha büyük bir tehlike haline Allah Allah. Çocuklar ve gençler Allah arasında Allah. Giderek yaygınlaşmaya başladı. Özellikle 12 ila 22 yaş aralığı. Yayıncılar izliyor. Ben TikTok'la hiç alakası yok Twitch'in. Bunu kabul edemiyorum, kusura bakmayın. Çünkü Twitch canlı yayına bir akış, anladın mı? 5 saat, 4 saat, 6 saat giden bir akış. Zaten yayıncısını seven izleyicisiyle yayıncısı arasında zaten bir bu akış içerisinde duygusal konuşmalar da geçiyor. Küfür kıyamet de olabiliyor. Ya sikmeyin melanı bak. Gibi de olabiliyor, anladın mı? Bu Katman Fest yaptık, onu görmediler. TikTok'ta ya sen de bir abone koyup Katman Fest yaptın iki ya. Allah Allah. Ben mi yaptım ama? Burada şimdi şöyle bir şey var. Burada bir akış var yani. Bir 5 saatlik böyle bir alışveriş var. Duygu alışverişi var. Duygu akışı var yani, anlatabiliyor muyum? Bu ortamda. TikTok'ta ne? 10 saniyede ne alabilirsin yani? Bunu diyen kanal 7 çocuk evlendirilen dizi yayınlıyor. Zaten oğlum şöyle bir şey var. Kutlar Vadisi örneğini vereceğim. Tamam mı? Ya bu ülke Kutlar Vadisi'ndeki Çakır'ın cenazesini kıldı oğlum yıllarca ya. Kaç senedir hala kılınıyor ya. Çakır diye bir karakter, gerçek yaşamayan bir adam yani bu adam, anladın mı? Yıllarca bu ülkede bu cenaze yapıldı yani, anladın mı? Kim neyi nasıl etkiliyor yani bir de. Bunu yapan insanlar da hani çoluk çocuk değil yani. Belli bir yaşın üstünde yıllarca cenaze yapıldı. Tören düzenlendi amına koyayım ya. Kurtlar Vadisi'nin en böyle bir yayınlandığı dönemde mahalledeki serseri ve gasp olayları arttı amına koyayım. Herkes kafa kesiyor. Herkes hareket çekiyor. Kelebek çıkartıyor falan böyle, anladın mı? Lan o kadar Aşk-ı Memnu yayınladılar. O mu örnekli de biz örnek değilik? Tecavüz, cinayet vardı zaten. Dur Aşk-ı Memnu'ya girme lan. Niye girmeyeceğim ya? İnterneti yokmuş. O Aşk-ı senin Memnu'ya yengen, yengen. İki tane öpüşme sahnesi göreceğim diye amına koyayım. Bütün kanallardaki dizileri izlemişsin. Pezevenk. Ben izlemedim ki. Yokluktan izle de amına koyayım. Tövbe estağfurullah. İki tane dizi bulacakta bir aksiyon olacak diye dizileri böyle izliyor şerefsiz. İzleyicileriyle sohbet etmek ya da oyunlarını... Cahreyn o kadar blurlamışlar ki yani arkadaki Cahreyn de belli olmuyor yani. ...etmek amacıyla yayın açıyor. Ancak kısıtlanmayan içerikler erken yaşta çocukları zararlı alışkanlıklara ve kötü davranışlara sevk edebiliyor. Oradaki kötü sözlerle karşı karşıya kalıyor. Ne görüyorsa bir şekilde ya taklit yoluyla ya öğrenerek kendini buna entegre ediyor. Yayıncının ne içeriği yaptığına ve yayıncının yayında ne konuştuğuna göre değişir. Elvin. Ya bir şey konuşmadığımız oluyor. Bazı zamanlar kulak yalıyoruz burada. Allah Allah. Kulak yalamayı öğrenmeniz de önemli bir olay arkadaşlar. İkili cinsel durumlarda kulak yalamanın avantajını siz farkında mısınız? Değilsiniz amına koymuştu, anladın mı? O yüzden oturun izleyin. Böyle bir mayıştırır. Böyle bir kıvama getirir. Bu lazım bir şey yani, anladın mı? Ne kadar yanlış zannedilse de olmazsa olmaz bir tansiyon yani bu derece olarak. Lütfen çılgınlaşmayın ya. Allah Allah. Dimşun abi hoş geldin. 25. ayın kutlu olsun abi. Buradan sevgiler. Şimdi izliyorum. Batıcını izliyorum. Kendine müzisyeni izliyorum. En sevdiğiniz yayıncı kim oldu? Kanflix. Yani bazen oyun oynuyor, bazen hani sadece konuşma. En çok izlenen yayıncıların bazıları yaşadığı anıları anlatarak izleyicilerine öğütler veriyor. Ancak bazıları ise yayınlarında küfür, hakaret ve şiddet içerikli sohbetler yapıyor. Bu da çocukların psikolojisini bozuyor. Küfür, hakaret, rencide... Bozulmasın lan psikolojiniz! Psikolojiniz bozulmasın ha! Burada bir anı anlatırım size. Sabahattan akşama kadar anlatırım. 12 saat yayın yaparım burada ha. Bitmeyen bir tane anı üzerinde zaten çalışıyorum şu anda. Onu tam bir bitsin. Birkaç kurguda birkaç bir kısmı kaldı, eksik kaldı. Onu tam bir toparlayayım, anlatacağım önümüzdeki haftalarda. ...etmek bunların çoğunluğunun o canlı yayınlarda var olduğunu görüyoruz. Tüm Twitch yayıncılarını da suçlamak doğru değil. Artıları eksileri zaten çocuk... Bize burada bir şey demiyor. Bize burada bir şey demiyor.
bir şekilde değerlendirebilse, doğruyu yanlışı bilse ona çocuk demeyeceğiz zaten. Anne babaların çoğunun Twitch'ten haberi de yok, bilgisi de. Niye yok? En az TikTok. Anne baba da Instagram'da. Niye yok? Anne babanın nasıl Twitch'ten haberi yok? Hata! Olacak o zaman anne babanın. Benim iki tane oğlum var. Belki sizi görmediniz, bilmiyorsunuz. Ben de geç ha, buldum. Küçükler. Yo, büyümüş. Ben biliyorum oğlumun nerede ne yaptığını. Nerede ne yaptığını. Bugün bana çok ilginç bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Çağrı, lütfen Allah rızası için yayınlarında çok bağırma. Eşim sürekli seni izliyor. Bunu bir kadın göndermiş. Eşim sürekli seni izliyor ve o kadar çok bağırıyorsun ki aşırı rahatsız oluyorum. Full senin yayın tekrarlarını izliyor, yayınlarını kaçırmıyor. Lütfen şu yayınlarını bağırmadan yap. Böyle gelmiş. Onlara da çok selam olsun. Ablam da izliyor muhtemelen, hani sese bağlandı çünkü o da bir yerden sonra sarıyor, anladın mı? O da muhtemelen onu takip ediyor ama şey yapamadı. Kıramadı yani o şeyimizi. Ön yargımızı tam kıramadık ama olsun, kırarız inşallah ilerleyen dönemlerde. Bağırmadan selamlar, sevgiler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Çocukları kötü etkileyen bu platformlara karşı ebeveynleri uyarıyor. Ya bu Google, sen ne düşünüyorsun bu haber hakkında? Baba yani bu, bak bu gençleri çok gerizekalı zannediyorlar. Bak sorun o orada, anladın mı? Bir tutturmuşlar Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, bilmem 69 kuşağı. 69 kuşağını biliyor musun? O kuşak full... Oraya ne geldi? O kuşak full böyle erotizmle geçirdi, biliyorsunuz onu. O dönemler, anladın mı, hani Yeşilçam erotik falan, her şeyin erotizm olduğu dönem. Ama onların üstüne düşen ne o yani, misyon meselesi. Anladın mı? Hani bu gençliği çok gerizekalı zanneder. Kimse amına koyayım aman o onu yapıyor diye. Öyle bir dönem kalmadı ki artık abi. Herkes kendi fikrini. Ya adam eğleniyor, geliyor, biz de burada makarasını yapıyor, strolü gidiyor ondan sonra, anladın mı? Bizi tiye alıyor yani adam zaten. Çoluk çocuk da izliyor Çağrı. Bir kısmı aklı hemen etkilenebiliyor. Genç diye bakma. Ya evet, çoluk çocuk da izliyor zaten. Ama bak burada biz de affedersin yani. Tabii ki küfür ama hayatın içinde olan bir şey ya küfür. Küfürü aman ondan şöyle çok orijinal küfür ediliyorsa belki evet. Ama normal küfürler zaten o çocuk biliyor zaten o küfürleri yani. İnternetten uzak tutamazsın ha. Bunun Twitch'te, TikTok'la falan alakası yok yani. Önemli olan madem çocuğun çok etkileniyorsa bir aile olarak, bir yetişkin veya birey oluyorsa da kendi kararını verecek yani. Çocukları sınırlamaları gereken insanlar aileleri. Ebeveynler çocuklara telefonu vermeyecek. Kontrolsüz, bu kadar basit. Allah Allah. Çocukların internet kullanmasına engel olamayız. O agresifleşiyor, anne babasına karşı çıkıyor. Bunlar oyunlardan mı etkileniyor, karşılarındaki sohbetlerden mi etkileniyor? Tabii ki psikolojileri bozuluyor bu arada. Çocuk neyle ilgileniyor? Buna bilgisayarına neler yüklemiş? Bu uygulamanın içeriğine artık arama motorlarında çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşım söz konusu olabiliyor. Dijital çağın afyonlarına sosyal karşı yapacağımız şey dijital okuryazarlık olacaktır. Dijital çağın afyonlarına karşı yapacağımız şey dijital okuryazarlık olacaktır. Hadi bakalım. Burada benden etkilenen çocuklar varsa, arkadaşlarım varsa, genç arkadaşlarım varsa, annenize babanıza bu haberi gösterdikten sonra annenize babanıza gösterin bu haberi. Sonrasında da bir süre şey yapın yani. Özür dilerim anneciğim. Bundan sonra sana sesimi yükseltmeyeceğim falan. Ulan bizim dönemimizde yoktu bu kadar. Twitch mi Twitch yoktu. Ben babamla full kavga içerisindeydim. Kavga halindeydik yani sürekli. Tartışma modeliydik yani sürekli. Ekmek al. Annem var ya derdi, ekmek al, ekmek al, ekmek al. En son şöyle bir blöf atardı annem bak. Ben gideyim bari. Ben... Aynen ya, bana da yapardı aynısını yemin ederim. Burada bile bak, burada bile sistem şuydu, anladın mı? Tam o kapı, ben de biraz bekliyordum. Tam kapıya kadar gittiği anda. Ya tamam anne ya. Ya oyun nerede kaldı ya? Ya tamam ya, gidiyorum ya. Ya dur ya, nereye gidiyorsun ya? Anladın mı? Bu vardır, yaşanıyordur yani. İyi, çöpleri de ben dökeyim oğlum, yapardı annem. Ya tamam ya, dökeceğim ya. Kaç kere o çöp arabasının arkasına koşturma çöplerle, biliyor musun? Sonra baktım araba gitmiş, yan sokağa bıraktım, çöpü alınmıştı ama nasıl olsa dedim bir daha alırdı. Ya o dönemlerde de vardı yani, anladın mı? O dönemlerde de vardı. Sonra tam oyunun tam ortasında durmuyor mu oynuyordu mesela? Onu da anlatamıyoruz. Durmuyor internet. Çağrı, ATV'de bir sahne izledim. Adam kadını dövüp parmaklarını tersten kırıyordu ve TV'ye erişim Twitch'ten daha kolay.
Mesela, mesela burada, burası abi işte kendi, herkesin kendi şeyi ya. Bağırmam. Çok mu sesim geliyor ya? Birazcık sesimi kısayım o zaman kankis. Talha Bey 14. ayaklamış. Teşekkür ederim Talha. Hoş geldin. Hoş geldin. Reddit şey... time. Ben de bir haber attım Reddit'ten önce. Kademi 3 de kutlamış ha. Ulan kademi 3 de mi kutlamış? Evet. Kardeşim lan kim o? Kim o benim canım kardeşim? Talha. Talha nerede kademi 3 yazmıyor ama? Diğer 1 yazıyor. Beni de heyecanlandırdın ya. Oğlum kademi 3. Kademi 3 yazıyor. Talha bende kademe 1 yazıyor amına koyayım. Her ihtimale karşı canım kardeşim. Kademe 3 olma ihtimaline karşı sen çok güzel bir çocuksun. Adam burada sinemayı öğreniyor anladın mı? Dışarıda karşılaşabileceği her türlü sinemayı burada gösteriyoruz. Onu öğreniyor. Diyor ki ulan diyor bu ne az model ben bunu anladım diyor. Aslında bir anlamda yararlı bir şey yapıyoruz yani. Ice Mamma 3'leri göndermiş. Bu haberi yapan adam sana geçen gün donate attı. Sosyal medya akımları haber yapmıştı. Sana izletti falan. Heee. Olabiliyor abi olabiliyor. Küfür kıyamet olabiliyor bazen. Ama işte olabiliyor yani. Olabiliyor. Yapacak bir şey yok yani. Abi abone direnci 5800'de 5000'e düşmüşüz. Arkadaşlar haydi anneannenizin, babaannenizin, dedelerinizin ellerinden öpüp kredi kartlarını çaktırmadan alıp bu kanala abone olma vakti. Aa anneanne demişken sana bir video attım. Anneanne nasıl? Demişken nasıl bir video aklına geldi amına koyayım aklına? Efsanevi bağlattım var. İyi ki devredin o kelimeyi. Ben de nasıl açıklayacağım diye düşünüyordum. Ya sen manyak mısın oğlum? Kuzu. Hoş geldin. Ne? Annesinin kuzusu. Oha. Bu ne lan? Kübra Ayray 5 kişi abone geldim. Kübra'cığım çok teşekkür ederim. Kesene bereket Kübra. Çok sağ ol. Bu ne lan anneanne roleplay ile? Sınava çalışırken dinleyeceksiniz bunu. Kardeşim evet, sınava çalışanlar... Bu adamlar tam ergenliğinde yani. Böyle bir motivasyon olabilir mi ya? Nasıl özlemiştin? Ya abi ya ASMR dur bir dakika dur. Nasılsın? Dua istemeye mi geldin? Anneanne pirinç okutacaktım. Her zaman ediyorum. Ya sınava gireceğim. Anneannem, annem pirinç okumuşlar. Bezelle bile okumuşlar anladın mı? O kadar şey verdiler ki sınava bir girdim abi midem ağrıyor. Bak onları yedirdiler bana sınav öncesinde anladın mı? Sınav bitse de tuvalete gitsem diye bekliyorum abi. Tamam dualarımdasınız. Sen, teyzenin çocukları, dayının çocukları hepiniz dualarımdasınız kuzum. Tabii ben akşamdan okudum zaten suyunu bak okunmuş. Of çok kötü oldu. Ya Mami ya. Sen ne yaparken bunu buldun Mami ya? Ne yazdığında bunu buldun kanka? Allah'ım ya. Mami ne nasıl bir fantezi şey arıyordun da böyle bir şeyden geldi? Çalışırken motivasyon videosu aradım. Kanalıma girsene yeni bir şey yapmış. Sınava çalışırken motivasyon videosu arıyordun bunu mu buldun? Evet ve işe de yarıyor olabilir yani neden olmasın? Uzun. Aa devam ediyor. Gizemli davet ASMR. ASMR sana makyaj yapıyorum. Botoks yapıyormuş botoks. Ne o ne demek lan ASMR? Kesken mikrofon kutu açılımı. ASMR doğa taşları sana enerji yüklüyorum. Ana enerjimi yüklerim. ASMR kuaklık çırak makyaj yapıyor. Ama bak video başlıkları da böyle seksüel anladın mı? Hep böyle konulu video başlığı gibi anladın mı? Kuaför çırak makyaj yapıyor. Full HD izle gibi anladın mı? 100 bin izlenmiş lan o. Şu nazarlara karşı koruyor açsana. Nazarlara karşı koruyormuş. Bu anneanne videosu tutmuş bunda. Anneannen senin nazarlara karşı okuyor. Onu mu diyorsun? Okusun bizi bir. Abla 35 yaşındasın. Ne ananesi ya? Ya salak ne 35 yaşında? Maksimum 40'tır ya. Gizemli davet. Türkçe ne 40'on genç. Hoş geldiniz. Bu ne abi? Bugün sizlere... Lan ASMR vlog. Bu benim fikrimdi. Kontente bak. Kalmışlar. Ya bu benim fikrimdi ya. Ben yapacaktım ASMR vlog. Ya bunu nasıl kaptırdık ya Rabia anneanneyi? Ulan bunu nasıl kaptırdık ya? Benim için oldukça keyifli, oldukça güzel geçen bir günün vlogunu yapacağım. Aa kaşındı kulağım. Oğlum bütün vlog böyle mi? Gezinin içini gezmeye başladı. Evet abi. Bir tanesine vuruyorsun. Ders çalışırken arkada. Oğlum. Bak şu internetteki... ASMR akımı tek anlayamadım bu akım yani. Onların her şeyi anladım yani. Hepsi okey. Ama bu ASMR'ı tam anlayamadım ya.
Benim gerizekalılığım olabilir. Bu ne ya? Yatma abi. Tam da Google'un konusunun üstüne. Google ne yapıyorsun? Şarkı dinliyorum. Müzik kutusu muyuz biz amına koyayım? Mami ne dedin sen anlamadım. Bunun üstüne? Ben dedim bir tane video attım abi sana. En son attım. Bunun üstüne mi attın? Aynen Google'un üstüne. Gelelim Squid Game'e. Herhalde haftanın en çok konuşulan olayı buydu. Kalamar oyunu, Güney Kore dizisi çocuk oyunlarıyla evet. Yani oyundan elendiğiniz anda öldürüyorsunuz. Hepsi ya? Çocuk oyunları. Ne amaçlanıyor olabilir hocam? Bu ses ne ya? Videodan geliyor muydu? Video. İncil'de, Markos İncil'inde bir şey vardı. Sizi kurullara ve konseylere teslim edecekler. Burada onu göstermişler. Yani bisik bilmiyor. Biz istediğimizde bizim size verdiğimiz dijital oyuncaklar sizi öldürebilir mesajı algılanabilir mi? Zor. Yok amına koyayım. Yok ya bunun altında büyük mesajlar var ama. Bence algılanır. Yani ama şöyle bir şey var. Dijital oyuncaklar istediğin zaman ölümcül silahlara dönüşebiliyor. Burada kaç kişi oynuyor? Geri gelseniz arkadaşlar. Geri al. Geri al. 1600 yılında Kore'de kurulduğu söylenen bir hoca var. Bu... Bak Hasan. Kardeş attığım videolara dikkat et bak. Attığım videolara bak dikkat et ha. Tamam abi. Bugün burada ilk defa bahsedeceğim. Şeytanın kanını içen evlatları locası. O locaya gönderme yapmışlar. Bu işaretlerin çoğu Gülhaç örgütünde de var. Kullanılıyor. Gülhaç örgütünde. Gülhaç örgütünde. Sembol olarak sembol. Ama neden 455? Çünkü numarolojiye göre adamlar diyorlar ki bizim yaptığımız iş iyi bir iştir. Ya sonra bunu anamız, babamız, anneannemiz, dedemiz falan izliyor. Diyor ki izleme oğlum diyor bunları diyor gördük diyor bunların diyor şeymiş falan filanmış. Gel bir de anlat ya. Güzel bir iştir. İnsanlar burada öldürülüyor ama ne karşılığında? İlluminati'nin 4. kuralında gizli apaçık ortadadır yazar. İtiraz ediyorum. Araştırmanızı öğrenirim. İlluminati'nin 4. kuralında öyle bir şey yok. İlginç. Bu ilginç değil mi? Çocuk oyunlarıyla insanların öldürülüyor tabii ya ki. Da birbirlerini öldürüyor olması. Zaten hedefte çocuklar var hep. Çünkü geleceği onlar kuracak. Aynen. Küresel monarşi bu görüntüyle bize ne anlatmış oldu biliyor musunuz? Ne biz anlattı? Biz toplulukları o kadar güzel idare ederiz ki birbirine kırdırırız. 1600'lü yıllarda İngiltere'de para Kore'de kurulduğu düşünülen şeytanın kanını içen evlatları locası. Yönetim kadrosunda 5 kişi var. Allah. Kim var açıklasaydı bak merak ettim. Yönetim kadrosundaki 5 kişi bu abim ne kadar hakim bu olaylara. Yıllardır oynayarak elimde Gülhaç örgütüne dokunuyor olmam şoku. Aa 5 ismi açıklamış diye biri. Levo, Heim Rage, Anakin, Efe Aydal, Ozdazi. Bu ne Gülhaç lobisi mi? Bu ne bu? Yönetim kadrosu mu? Locadaki 5 isim. Kemal Kılıçdaroğlu, Volkan Konak, Ossasi, Kuzey Tekinoğlu, Haluk Levent, bonus Efe Aydan. Ossasi demişken bir video attım. Ya ben sen de her bir şey dedikten tane. Sonra... Güzel bağlıyoruz ama abi, öyle devam abi. Aa ben de abi bu videoyu gördükten sonra şunu hatırladım. Sonda bitirişi var bir de. Anladım Reddit abi. Time. Anladım.